Avrupa ve minivan kısmı hiç aklımda yoktu. Bana çok garip gelmişti ilk başta. Yollarda tanıdığım bir firmayı arayıp işlerin buraya gelebileceğini tahmin etmiyordum. Tam bana göre olduğunu düşündüm franchise sistemini görünce. Daha sonra Türkiye'ye geçtiğim gibi aradım hemen hiç vakit kaybetmeden. Hiçbir şey yarım kalmıyor yani. Her şey eninde sonunda tamamlanıyor. O çok hoşuma gitmişti mesela flash'tan. Hala gelişmekte olan bir sektördeyiz. Işınlanma bulunmadığı sürece lojistik sektörü faal olmaya devam edecek. Kendi işini yapmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem çok çalışmaları, durmak yok, her zaman çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam. Flash Europe Kocaeli bölgesi franchise sahibiyim. Kocaeli bölgesi Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerini kapsıyor. Bu 5 il ile ben ilgileniyorum. Aileden gelen de bir lojistik geçmişimiz olduğu için küçük yaşlardan beri lojistik sektörüne ayrı bir ilgim vardı. Üniversitede bölümümü seçerken de lojistikle bağlantılı olduğu için endüstri mühendisliği bölümünü tercih ettim. Lojistik sektörüne girme isteğimi çevremdeki herkes biliyordu öncesinde de. Okuldan mezun olduktan sonra kuzenimle bir konuşmamızda, kuzenim böyle böyle hani minivan araçlarla hızlı lojistik hizmeti veren bir firma var. Bu firmada da çalışan benim bir tanıdığım var. Ben onunla seni tanıştırayım. Sana da hani bir başlangıç olabilir şeklinde konuşmuştuk. Daha öncesinde lojistik olarak hep ülke içi tır taşımacılığını düşünüyordum. Yani hep karayolu düşünüyordum. Avrupa ve minivan kısmı hiç aklımda yoktu. Bana çok garip gelmişti ilk başta. Çünkü hani 5 palet malzeme için ufak bir araba tutup da o arabayı yollamak çok mantıklı gelmiyordu ilk başlarda. İşi öğrendikten sonra çok mantıklı olduğunu anladım. Çünkü hani bu malzemenin hızlı gitmesi gerekiyor. Uçak kargoyla yollandığında maliyetler çok yüksek oluyor. Minivan taşımacılıkta hem maliyetleri uygun oluyor, çoğu zaman da uçak taşımacılığından daha hızlı oluyor. Bunu da araştırmalarım sonucu öğrendim. Minivan taşımacılığı araştırdıktan sonra beni direkt firma sahibiyle tanıştırdılar. Elektriğimiz uyuştu. Birbirimize de karşılıklı güven sağlandıktan sonra hemen o hafta şoförlüğe başladım. İlk tecrübemde başka bir çalışanın yanında birlikte İtalya'ya gittik geldik. Zorlu bir yolculuk, hiç kolay olmadı tabii ki. Ama ondan sonrasında ikinci turumda tek başıma çıktığımda asıl o zaman öğrendim. Tüm kapıları, evrakları, yolları, ne zorluklarla taşıma yapıldığını. Bir ay, iki ay, üç ay derken bir yıl kadar şoförlük yaptım. Malzemeyi yüklediğimiz zaman mümkün olan en kısa sürede teslim etmemiz gerekiyor. Teslim ettikten sonra diğer yükü alıp onu da mümkün olan en kısa sürede getirmemiz gerekiyor. Böyle arka arkaya bağlantılı olduğu zaman insan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor tabii. Yani sürekli bir koşturmacanın içinde. Zaten minivan işleri de genelde hep kriz anında olduğundan kaynaklı hani çok hızlı olması gerekiyor her şeyin. Ondan sonra yollarda Flash'la tanıştım. Kapıkule'den çıkıyorum. Almanya'ya giderken yolda sürekli Flash'ın arabalarını görüyordum. Hani bir araç, iki araç, üç araç beni geçiyorlar. Bir de karşıdan da gelenler var ayrıyetten. Çok fazla araçları vardı. Kimle görüşsem biz işi Flash'tan alıyoruz, işte Flash'la taşıyoruz. Bu tarz cümleleri çok duydum. Flash'ın gücünü anlayınca çok da tereddüt etmedim açıkçası. Yani sektörde lider olduğunu anlayıp hemen Flash ile iletişime geçmem gerekiyor diye düşünüp Bulgaristan'da Vidin diye bir bölge var. Vidin'de gümrük yaptırırken aramıştım, hatta çok net hatırlıyorum. Yani internetten araştırdım. Araştırırken franchise sistemini tanıdım. Tam bana göre olduğunu düşündüm franchise sistemini görünce. İlk toplantımızı Efra Hanım ve İlayda Hanım'la gerçekleştirdik. Enerjimiz çok uyuştu. Hem Flash'ı tanımış oldum hem Flash ailesi beni tanımış oldu. İkinci toplantımızda da Türkiye müdürümüz Hakan Bey ile görüştük. Hakan Bey de çok samimi davrandı. Hani yollarda sadece kulaktan duyma bilgilerle biliyordum. Ama aslında arka planda devasa bir altyapı varmış. Ne kadar çok uğraş olduğunu, ne kadar çok büyük bir ekibin çalıştığını böylelikle o toplantılar sonucu gördüm. İşlemlere başladık ve hemen sonuçlandı. Bir de Flash'in şu kısmını çok seviyorum, ben onu da söylemek isteyeyim. Bir iş yarım kalmıyor. Hemen başladığında mümkün olabilecek en kısa zamanda hemen bir sonuca ulaştırıyorlar. Aklımıza takılan bir konu olduğunda hemen mail atıp hemen cevabını alabiliyoruz. Hiçbir şey yarım kalmıyor yani. Her şey eninde sonunda tamamlanıyor. O çok hoşuma gitmişti mesela Flash'tan. Hali hazırda kurulu zaten bir franchise sistemi vardı. Evet. Ankara, Tekirdağ, İzmir acenteleri zaten franchise sistemiyle çalışıyorlardı. Daha sonrasında Kocaeli bölgesi de onlara eklenmiş oldu. Kocaeli'nin sanayisi çok kuvvetli olduğu için ve çok iyi bir konumda olduğu için o yüzden Kocaeli'ni tercih ettim. Yani Flash'ta ayrı bir sayfa açıldı. Öncelikle Flash Europe'un merkez ofisinde 3 aylık bir eğitim süreci oluyor franchise'ların. Hakan Bey sağ olsun o 3 ayı daha da uzatabiliriz. İstersen hep merkez ofiste kalabilirsin. Hani senin daha avantajına olabilir demişti.
bizim de avantajımız da oluyor yani. Hani tek çatı altında bulunmak çok değer katıyor bize. Hızlı aksiyon alabiliyoruz en başında. Ayrıca çok tecrübeli insanlar çalıştığı için orada bize de çok destek olabiliyorlar. Aynı şekilde yine bu 3 aylık eğitim sürecimizde birlikte müşteriye gidiyoruz. Birlikte görüşüyoruz tecrübeli çalışanlarla. Aynı çatı altında olmanın çok büyük avantajını yaşadım. Benim de tecrübelerim olduğu için hani yol kısmında onun da çok avantajı oluyor. Hani müşteriyle konuşmalarımızda yolda neler yaşandığını ilk gözden, ilk ağızdan anlatabiliyorum. Flash Europe çok kurumsal bir firma. Kurumsal olduğu kadar da aynı zamanda butik çalışanlı bir firma. Yani her müşterisiyle ayrı ayrı ilgilenip ayrı ayrı özen gösteriliyor. Müşteri de o ilgiyi görünce daha hoşlarına gidiyor. Flash'in güzel tarafı da yine dediğim gibi gücü. Sonuçta arabalar 2500-3000 kilometre yol yapıyorlar o yükü teslim edene kadar. Bu süre zarfında arıza olabiliyor, kaza olabiliyor, farklı hava şartlarından kaynaklı aksaklıklar olabiliyor. İşte Flash'in gücünü yine burada görüyoruz. Çok hızlı aksiyon alıp araç bozulduysa hemen arkasından yeni bir araç yönlendirebiliyoruz. Yine Flash'in bünyesinde canlı takip edilebilen araçlardan o lokasyonu en yakın olan aracı hemen oraya yönlendirip malzemeyi aktarma yapıyoruz. Daha sonrasında yoluna devam ediyor. Avrupa menşeli bir firma olduğu için ve Avrupa'da da çok fazla ofisimiz olduğu için onlardan da destek alabiliyoruz. Araç arızalandığında hemen bir araba çekip çok fazla gecikme yaşanmadan malzemeyi o transit süre içinde yine teslimatını gerçekleştirebiliyoruz. Ama bu çok nadir olan olaylardan. Çünkü araçların hepsi bakımlı olduğu için. Evraksal kısımda da böyle hani her ülkenin kendine göre kuralları var sonuçta. O aşamada da olası bir aksaklıkta, sıkıntıda Flash'in oradaki ofisinden yardım alıp hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Yer yer çift şoför yolluyoruz. Yer yer tek şoför gidiyor, belli aralıklarla dinlenme payı bırakıyoruz yine. Tabii ki can sağlığı her şeyden önemli. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde istenen tarihte, saatte orada olmasını sağlıyoruz bir şekilde. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce illerinden sorumluyuz. Bu 5 ildeki tüm lojistik faaliyetlerinde yetkili kişi biziz Flash Europe ailesi olarak. Kocaeli çok güzel bir lokasyonda bulunduğu için ağırlık Kocaeli'de tabii ki. Ama diğer illerde de artarak devam ediyor. Daha minivanı bilmeyen de birçok müşterimizle karşılaşıyoruz. Minivan hizmetini tanıtıyoruz. İlk başta saçma gelebiliyor müşterilerimize. Çünkü hani 2 palet de malzeme olabiliyor, 10 kilo da malzeme olabiliyor. Hava kargoya güvenemediklerinden veya elleçleme olmaması gerektiğinden hassas malzemeler. Bir sefer, iki sefer çalıştıktan sonra ne kadar güzel bir hizmet olduklarını anlayıp tamamen uçak kargoyu bırakıp komple minivana döndüklerine de çok şahit oldum. Flash Kocaeli ailesi olarak günden güne büyümeye devam ediyoruz. Yeni çalışanları kazanıyoruz, yeni müşteriler kazanıyoruz, yeni işler yapıyoruz. Hala gelişmekte olan bir sektördeyiz. Işınlanma bulunmadığı sürece lojistik sektörü faal olmaya devam edecek. Minivan ekspres taşımacılık aslında çok spesifik bir alan lojistik sektörüne baktığımızda. Lojistik sektörünün %1-2'sini oluşturuyor. Ben de bu minivan taşımacılık kısmında olduğum için çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Özellikle Flash Europe'la tanıştığım için yollarda tanıdığım bir firmayı arayıp işlerin buraya gelebileceğini tahmin etmiyordum. 3 yıl sonra olmayı hedeflediğim yere Flash sayesinde şimdiden ulaşmış oldum. Hem Flash Europe Turkey hem Flash Europe Kocaeli olarak büyümeye devam ederiz. Daha birçok güzel işlere imza atarız.